İyi günler diliyorum takipçilerimiz. Bugün Osmaniye Spor adına, Osmaniye'miz adına üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniye Spor'umuz. İşte Bergama Spor deplasmanına gitti. Osmaniye Spor bu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Tabii takımımızı desteklemek amacıyla İzmir'e giden taraftarlarımızı tanışıyan biliyoruz. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu işte devrilerek kaza yaptı ve kazada da maalesef bir taraftarımız hayatını kaybetti. 9 taraftarımız da yaralandı. Erman Can Artar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, öğretmen olarak görev yapan orada personel maalesef Osmaniye Spor karşılaşmasına gitmek için yola çıkan minibüsteydi ve kazada hayatını kaybetti. Üzüntülüyüz. Gerçekten derinden yaraladı. Bu Osmaniye kamuoyunda da geniş bir yankı buldu. Çok neşeli, heyecanlı bir şekilde işte maça çıktıklarını sosyal medya hesabından duyurmuşlardı taraftarlar. Maalesef Sarı Yeşilli veya Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği üyesi Erman Can Artar hayatını kaybetti trafik kazasında. Kaza Göl-Marmara Salihli yolunda meydana geldi. İşte sabah kahvaltısından sonra yola çıkan İzmir'e doğru yola çıkan ve yolda da direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu devrilen bariyerlere çarparak duran minibüste maalesef taraftarlarımız taşıyordu bu minibüs ve bir taraftarımız hayatını kaybetti. 9 taraftarımız da maalesef yaralandı. Burada tabii üzüntümüz çok büyük. Osmaniye Spor tarihinde belki de ilk kez böyle bir kazayla karşılaşıyoruz. Zaman zaman Türk futbolunda bu tür olaylar yaşanıyor maalesef. Tabii çok derinden yaralıyız. Bu anlamda da Osmaniye Spor Sarı Yeşil Taraftarlar Dernek Başkanı Bilgin Gürbüz'le bir telefon bağlantısımız oldu. Bilgin Başkan'dan olayın detayını, en doğru bilgileri kendisinden almayı ümit ediyoruz. Telefon bağlantısı kurarak kendisinden bilgi alacağız. Bilgin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, üzücü bir olay yaşadık. Başkan Osmaniye Spor Sarı Yeşil Taraftarlar Dernek Başkanı olarak siz de o minibüsteydiniz, araçtaydınız. Acımız çok büyük. Evet, bütün Osmaniye'mizin, bütün Türk futbolunun, bütün herkesin başı sağ olsun. Öncelikle ailesinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Evet başkan. Can müdür bizim ayrılmaz bir parçamızdı. Her deplasmanımıza geldi kendisi. Evet. Yine giyindi geldi kendisi. Geldik işte akşam 11'de çıktık yola. Gayet de güzel, neşeli geçti yolculuğumuz. Sabahta yine 10 gibi mola verdik. Çayımızı, kahvemizi içtik, tekrar yola koyulduk. Koyduktan 15 dakika sonra o talihsiz olay meydana geldi. Refüjlere geldiğimizde araç bilmediğimiz sebepten dolayı arabamız yan yattı. Evet. Yan yatmasından dolayı işte arabada korku, panik, işte bağırtı, çağırtı, onda araba sürüklendi. 78 metre sürüklendi arabamız. Başkanım, tabii üzücü bir olay. Yani bu yaralılarımızın genel durumu nasıl acaba? Şu anda da siz yanındasınız galiba. Genel durumlarımız gayet iyi. Şu anda iki yaralımız şu an hastanede ameliyat oldu. Bir arkadaşımız ameliyat olacak yarın sabah. Bir arkadaşlarımız Zafer Paşa'mız, Allah razı olsun, Alay Komutanımız, Subgeneral Paşa'mız. Evet. Şu an ilçe jandarma da bizleri oraya çağırdı. Moral vermek, başsağlığı dilemek için. Bize bu olay sürecinde Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, vekillerimiz, bizi arayan bütün herkesten Allah razı olsun diyorum. Bütün herkesin gücünü, bütün Osmaniye'mizin gücünü yanımızda hissettik. Acımız çok büyük. Yani sözün bittiği yerdeyiz. 3 evladı vardı can müdürümüzün. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, futbolumuzun, Türk futbolumuzun başı sağ olsun. Gerçekten üzücü bir olaydı. Biz de burada gerçekten kahrolduk. Yani sosyal medyada duyunca, Osmaniye yayılınca da gerçekten sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Evet, zaten başkanım, arabadan o anda ben indim. Zaten araçtan tek sağ bendim, hemen hemen yani yaralı olmayan
tek tek kendi arkadaşlarımı kendim çıkarttım. Arkadaşlar, vatandaşların yardımıyla. İşte ambulans aranması, jandarma aranması, o anda hemen Zafer Bey Paşa'mız bir hemen araması. Evet. Yani o olay hemen öyle bir hız kazandı, anlatamam. Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu. Hepsi Allah razı olsun. Evet başkanım, yani yolculuğunuz nasıl geçmişti? Aslında hani kahvaltıdan hemen sonra deyince yollar ıslak mıydı? Yollar çok güzeldi, gayet güzeldi, harikulaydı. Yollarda bir sıkıntımız yoktu. Yani gayet de güzeldi. İşte derler ya, artık sözün bittiği yer, yani kader. Evet. Nedir yani, diyecek kelime bulamıyorum Ümit abi, diyecek kelime bulamıyorum. Evet Bilgin, çok. Şu anki sağlık durumları nasıl acaba? Biraz bilgi verebilir misin detaylı? Arkadaşların durumlarını, çünkü futbol kamuoyusu da çok merak ediyor şu anda. Şu an arkadaşlarımız taburcu oldu. İki kişi hastanede. Evet. Diğerleri işte sıyrıklarla, pansumanlarla taburcu olduk hepimiz. Bu şekilde. Fazla bir şey diyemeyeceğim, hepimizin başı sağ olsun, Türk futbolun başı sağ olsun. Çok beyefendi, müthiş, güzel bir insanı kaybettik. Yani bütün maçlara, karşılaşmalara sizinlerle beraber geliyor mu? Her maçıma geldi, her maçımıza geldi. Yıllardan beri, 3 yıldan beri geldi. Benim dernek başkan yardımcılığımı yapıyor aynı zamanda kendisi. Evet. Bizim bu derneği kurmamızdaki en büyük etkenlerle bir de cami müdürümüzdü. Canımızdı, kanımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Peki, şu an sanırım morga kaldırıldı, yani ailesi oradan... Şu an İzmir'e otobüs için İzmir'e götürüldü. Evet. Yarın da büyük bir ihtimal oradan da canımız yarın akşam büyük bir ihtimal gelir. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ertesi günde defnederiz diye planlanıyor. Ben tam ailesine ben bilemiyorum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum şu anda. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Evet başkanım, sizi fazla yormayalım. Çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Gerçekten üzücü bir hepimizin olay yaşadık. Hepimizin başı sağ olsun. Yani olmaması gereken bir olaylar. Evet. Yani taraftarız sonuçta. İşte gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Allah'a emanet. İşte olacağı varmış. O kadar gittik geldik, Binlerce kilometre yaptık. Evet. Tekrar başımız sağ olsun. Bütün Osmaniye'mizin başı sağ olsun. Bütün ilgilenen, bütün mülkiyemedemizden Allah razı olsun. Biz de aynı belediye başkanımızdan. Başkanım, sanırım bu konuyla ilgili arayan üst düzey bürokratlar oldu mu? İlgilendiler mi? Oldu, oldu. İsmail vekilimizden, Mücahit vekilimizden, Baha vekilimizden, Sayın Valimizden, belediye başkanımızdan, Garnizon Komutanımızdan, Emniyet Müdürümüzden. Yani aramayan Türkiye'nin her tarafından aradılar. Herkesten Allah razı olsun. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Oradaki gelişmelerle ilgili bizleri de aydınlatırsanız önümüzdeki süreçte çok seviniriz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Arkadaşlara selam söyleyin. Tekrar başınız sağ olsun. Hepimizin başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle taraftar, sarı yeşil formaya gönül vermiş taraftarlarımızın Osmanlı sporumuzu desteklemek amacıyla gittikleri İzmir'de bir trafik kazası geçirmesi, işte 9 yaralımızın olması, bir kişinin hayatını kaybetmesi bizleri Osmanlı spor kamuoyunda derinden yaraladı. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm spor camiasının, Osmaniye'mizin başı sağ olsun.